Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır görüşmüyorduk. Pandemi oldu. Adapazarı'ndaki evi terk ettim. Yazlık evime geldim. Buraya da 2 yıldır gelmiyordum. Bayağı bir orman olmuş bahçe. Otlar büyümüş, temizledik, şey yaptık, inşaat yaptık, ağaç kestik. Hiç böyle yorgunluktan çekim yapacak vaktim olmadı. Şimdi yavaş yavaş başlayacağız. Bugün ne yapacağız size? Bugün şekerli kabaklı börek yapacağım. Biliyorsunuz Adapazarı'nın kabak olayı meşhur. Kabak burada bol. Her türlü kabağın her türlüsü yapılır. Bunun için beyaz kabaktan aldım. Ne kadar arkadaşlar bu? 1 kilo 226 gram. Bize yeter bir tepsilik. Şimdi bunu rendeleyeceğiz. Böyle hazır olumu kolay oluyor. Kabağı kesmek birazcık zor. Önce bunu rendelemekle başlayalım. Rendenin iri gözüyle kabaklarımızı sakin sakin rendeleyelim arkadaşlar. Dikkat edin. Elini rendelemeyin. Kabakları rendeledik. Arkadaşlar ben göz kararı yaptım. Aşağı yukarı bu kadar. Şu parçayı arttırdım. Yani bu demek ki 1 kilo ayıklanmış kabak içi bir tepsiye tam denk geliyor aşağı yukarı. Bunu rendeledikten sonra buna 1 su bardağı, 200 ml su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ. Bu sıvı yağ hem şekerle beraber eriyecek, hem şekeri güzel eritecek, hem de pişerken yani bir börek tadı alacaksınız. Yağlı börek her zaman için iyidir biliyorsunuz. Bu da bildiğiniz börek olacak. Şimdi bunu bir güzel karıştırıyoruz. Harcımızı karıştırdık. Şimdi yapacağımız iş bir tane fırın tepsisi. Tepsiyi şöyle sıvı yağla bir güzel yağlıyoruz. Bu şart arkadaşlar. Yoksa yapışır. Şöyle kenarlarını da birazcık yağlıyorum. Bunu şöyle kenara koyuyoruz. Bize 4 ya da 5 tane yufka gidecek. Yufkaların iriliğine göre değişiyor arkadaşlar. Yufkamızı açalım. Şöyle. Ortadan ikiye bölüyoruz. Aynı normal sarma börek yapar gibi. Padayası börek yapar gibi yapacağız. Sadece tek farkı içinde patates yerine kabak olması. Şöyle malzemeyi bolca arkadaşlar bu çünkü tatlı bir şey. Patatesli börek değil yani öyle hamurun çıtır çıtır tadını alayım. Olayı yok bunda. Bunda daha çok tatlı olayı var. Bir hazır yufkacım var. Çok güzel yufkası. Bakın gerçekten incecik. Şunu şöyle bir güzel rulo yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kıvırıyorum. Ve tepsinin tam ortasına yerleştiriyorum. Şimdi ötekileri yapmaya başlayalım. Evet. Böreğimizi döşemeyi bitirdik. Tam 4,5 yufka yetti arkadaşlar. Ama burada çok az bir yarım yufka kaldı. İşte tam denk geldi. Bunu siz ayarlayabilirsiniz tabii ki. Şimdi yapacağımız iş
Üstünü böyle bir fırçayardım, böyle bol bol yağlamak. Yumurta falan sürmüyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu bol yağlayacağız ki çıtır çıtır pişsin. Gerçi şerbet dökünce yumuşayacak ama olsun, o çıtırlık olması gerekiyor. Böreğimiz hazır. Önceden ısıttım. 180-190 derece ısıttım fırının. Alt gözle koyuyorum arkadaşlar. Böreğimiz pişerken biz de şerbetini yapalım. Şimdi arkadaşlar bu şerbet olacak. Yani bu ağda değil. Şerbet. Şimdi ben buna 2,5 su bardağı şeker ve 7 su bardağı su attım. Arkadaşlar 1'e 2'den biraz fazla olması gerekiyor. Çünkü hem kabak şekerle hem kabak içine 1 su bardağı toz şeker ilave ettik. Bu en az 2,5'a 7 olacak. Yani bunu kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirin yeter. Pişmeye yakında bir yarım limona yakın limon sıkın. Çok tam yarım limon değil. Biraz. Yarım limonun yarısını sıkın. Olacak arkadaşlar. Tabii bu şeker oranları sizin zevkinize göre değişir ama genelde böyle çok da şekerli olmuyor. Tam kıvamında oluyor. Evet arkadaşlar. Böreğimiz nar gibi kızardı. Şimdi bunun şerbetini bu sıcak yanıtacağız arkadaşlar. Şerbetimiz de sıcak sayılır. Daha 15 dakika önce indirdim. Şöyle bir ses gelecek. Bir kepçe yardımıyla her tarafına şerbeti döküyoruz. Size çok gelebilir ama çok çekiyor. İnanamayacağınız kadar çok çekiyor bu şerbeti. Her tarafı ısırdıktan sonra tencerede gezdirelim. Kolay olsun. Şöyle yüzecek arkadaşlar bu. Bu şimdi tamam. Ne yapıyoruz? Bunu soğuyana kadar bekletiyoruz. Dışarıda soğuduktan sonra buzdolabına koyuyoruz. Mükemmel oluyor. Yapana deneyene afiyet olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz bunu çekenler bilir. Yapmak çok zor. Bir beğeni çok görmeyin. Abone değilseniz abone olun. Videolarıma hepinizi gene bekliyorum.